Evet, Samanyolu ve Yıldız Fotoğrafçılığı serisinin ikinci bölümü olan ekipman videosuyla karşınızdayız. Niye bu kadar geç kaldın diyebilirsiniz. Haklısınız. Şöyle bir olay oldu. Denizli Sandras Dağı'ydı değil mi? Sandras Dağı'nda bir astronomi buluşması vardı. Ve bu arkamda gördüğünüz devasa, hatta bundan da büyük, bütün böyle herkes de bu aletlerden düşünün. Bir yaylada bu astronomi buluşmasında gezegen ve yıldız fotoğrafçılığı yapılacaktı ve biz bu ekipman videosunu size orada çekecektik. Fakat tabii tahmin edersiniz ki Türkiye'de yangınlar çıkmaya başladı. Yangınlardan sonra biz oralara giderken valilik kararıyla yaylalara ve ormanlara giriş yasaklandı. Dolayısıyla maalesef bu videomuz da gecikti. Biz tekrar toparlanıp İstanbul'a döndük ve uygun zamanı bulabildik. Ekipman videosunda karşınızdayız arkadaşlar. Anadolu'nun göz bebeği Kapadokya'ya geldik bu hafta. Kapatmayı unutmayın. Şuna bir bakar mısınız? Of! Burası nasıl bir yer? Hey! YouTube! Evet, ekipman videomuzu ikiye böldük arkadaşlar. Normal geniş açılarla, genellikle geniş açılarla yapılan Samanyolu ve Yıldız Fotoğrafçılığı. Bir de arkamda gördüğünüz ekipmanlarla yapılan gezegen ve derin uzay fotoğrafçılığı olarak iki konuda ele alacağız bu bölümü. Fakat bu bölüme başlamadan önce bütçeyi sarsmadan nelere dikkat etmelisiniz? En azından Samanyolu fotoğrafçılığına hangi ekipmanlarla başlamalısınız gibi soruları şu anda linkini gördüğünüz birinci bölümde cevapladım. Bu bölüme denk geldiyseniz lütfen önce birinci bölümü seyredin derim. Kameraları birinci bölümde size anlattım arkadaşlar. Özellikle kameralarda çok fazla bir numara görmüyorum. Neden? Aynasız veya DSLR dediğimiz kameralar, özellikle full-frame ve ISO performansı yüksek kameralarla yapmayı tercih ediyoruz. Ama günümüzde yeni nesil telefonlar bile artık Samanyolu fotoğrafı çekebiliyor. Dolayısıyla Samanyolu ve Yıldız fotoğrafçılığını standart yapılan haliyle, arkamda gördüğünüz ekipmanlarla olanlar değil, mirrorless veya DSLR kamera olacak. Mutlaka manuel ayarlara sahip olacak. Mümkünse ISO performansı iyi olacak. Mümkünse full frame olacak. Crop'ta da hiçbir sorun yok. Full frame niye diyoruz? Çünkü ISO performansları daha başarılı diye. Evet, lenslere gelince, lenslerde dikkat edeceğimiz konu mümkün olduğu kadar diyaframı açık lensler. Neden? Çünkü zifiri karanlıkta fotoğraf çekiyoruz biliyorsunuz yıldız pozlarken. Ve içeriye mümkün olduğunca ışığı almamız lazım. O yüzden lensimizin diyaframı ne kadar açılabiliyorsa o kadar iyi. ISO performansını da, ISO'yu da çok arttırmamış olacağız ve oradan da fayda getirecek bize diyafram açıklığı. Ben genelde 14-30'umla çalışıyorum. 14-30 3.5 açılabiliyor. Bence 2.8 3.5 arası açılan lensler başlangıç için idealdir. Ama Can'ın lensi gibi mesela 50 mm ile panoramalar da yapabiliyor. 1.4 bir lens. Tabii ki 1.4 açılması çok daha mantıklı. Yani lens konusuna geldiğimizde çok çeşitli lens kullanılıyor. Özellikle panoramalarda daha dar açılarda kullanılabiliyor. Karşınızda bir dağ sırası hayal edin. Bulutlar altlarını basmış şöyle. Ve siz onlardan geniş açıyla parça parça alacağınıza daha dar açıyla daha küçük parçalar alıyorsunuz ve çok daha detay görebiliyorsunuz. Bu şekilde panorama bölümlerinde bunlardan hep bahsedeceğiz. Fakat lenslerde genellikle dikkat edeceğiniz konu diyaframı açık lensler olması. Gelelim tripodlara arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bölümde de bahsettik. Tripodun en önemli konusu sağlam olması, yere sağlam basması. Ben ilk fotoğrafçılığa başladığımda lenslere, makinalara para harcamaktan tripoda böyle kıytırık bir tripod almıştım. Para harcamak istememiştim. Ondan sonra lens böyle güm diye bir gitti üzerinden bir rüzgarda. Aklım başıma geldi. O günden beri de tripoda gerçekten her zaman sağlam olanını tercih etmeye çalışıyorum. İlk dikkat edeceğiniz konu bu. Tabii çok farklı tripod kafaları da var. Birincisi bu sağlam dediğimiz tripodlar. Mesela ben burada Benro'nun modelini kullanıyorum. Yeni aldım bu tripodu. Çok da memnunum. Gerçekten çok başarılı bir tripod yapmışlar. Bunların linklerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz tüm ekipmanları linklere koyacağım. Şimdi mesela bu tarz trackerlarla kullanılabiliyor fotoğrafçılıkta. Samanyolu fotoğrafçılığında gövdenin ağırlığı bir yana, kafanın ağırlığı bir yana, kendi ağırlığı. Dolayısıyla Samanyolu fotoğrafçılığında tripod çok önem kazanıyor. Arkamdaki aleti taşıyan tripodu görüyorsunuz herhalde, böyle kamyon taşıyacak gibi bir şey. O yüzden burada ben böyle çok light bir tripod alayım, küçücük olmaz. Yani geceleri fotoğraf çekiyoruz, hava bozabiliyor, rüzgar olabiliyor, ekipmanlar üzerinde ağırlaşabiliyor. Dolayısıyla tripod çok önemli. Burada gördüğünüz farklı panoramik kafalar var. Bu standart bir ball head dediğimiz kafa, panoramik kafa. Şunu arkadaşlar size özellikle ayrı anlatacağım. Çünkü bu önemli bir konu. Panorama yapanlar için önemli bir konu. O yüzden bunu panoramik fotoğrafçılıkta ne işe yaradığını göreceğiz. Buna nodal slider deniyor. Yani kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Her lensin ışınlarının girip birleşip sensöre gittiği bir nokta var. Yani ışınlar ayrı geliyor ve tek bir noktada birleşiyor. O noktayı tripodun kafasının döndüğü yere getirmemiz gerekiyor ki paralaks hatası denen hata olmasın. Yani programa atarken fotoğrafları, program onları yanlış algılayıp çift çift görmesin diye. Pek kafaya takmayın. Panoramik fotoğrafçılığı yaptığımız özel bölümde hepsine bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz bu Benro'nun rotasyon kafası. Bu da arka swiss uyumlu ve ball head'lerin kafalarına oturabiliyor ve size çok daha hassas derecelendirmelerle çekmenizi sağlıyor. Bu ürünü de ayrıca anlatacağım çünkü bu acayip faydalı bir şey. Ben bunun Türkiye'de varlığından haberim yoktu. Sağ olsun Kamer'den buldum bunu. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bence her manzara fotoğrafçısının kullanması gereken bir ürün. Şu anda da görüyorsunuz tripodumuzun, yani zemin düzgün olmadığında hep böyle arkadaşlarla gittiğimizde görüyorum. Herkes tripodunun ayaklarını ayarlamaya çalışır böyle o bozuk zeminde. Oysa şu kafayı aldığınızda, araya koyduğunuzda pat hemen bizim video kafalarımızdaki gibi dengeye alabiliyorsunuz ve ayaklarla çok fazla oynamanıza gerek kalmıyor. Bence harika bir şey. Bugüne kadar neden ben bunu kullanmamışım diye düşündüm kendi kendime. Aşağıdaki linkten leveling head diye paylaşacağım. Buna da mutlaka bakın arkadaşlar. Tripodlar da bu şekilde. Evet, Samanyolu ve Yıldız Fotoğrafçılığı geleneksel anlamda bizim yaptığımız tarzda fotoğrafçılık. Bir de bizim Can'ın yaptığı işte bu arkamda gördüğünüz ekipmanlarla işin asıl heyecanlı kısmı orası tabii. Kendisi de şimdi burada yanımda sahneye çıkmak için hazırlıklarını yapıyor. Makyajı, saçı falan yapılıyor. Biraz sonra Samanyolu bir tarafa, buraları toparlıyoruz. Arkadaki aletleri incelemeye başlıyoruz. Evet, Can'ı aldık buraya sonunda. Şimdi arkadaşlar Deep Space Fotoğrafı, yani derin uzay fotoğrafçılığı Can'ın uzmanlık alanı. Şu an Instagram'ını görüyorsunuz. Bölümü seyrettikten sonra hemen basmayın Instagram'a, gözünüzü seveyim. Bölümü seyrettikten sonra Can'ın mutlaka Instagram'ına göz atın derim. Ya inanılmaz işler gerçekten, çok emek isteyen, ekipman isteyen işler. Şimdi burada 3 parça ekipman görüyorsunuz. Burada gördüğümüz tracker'dı değil mi Can? Evet, o tracker. Bu tracker, yani Türkçesi ne bunun? Takip cihazı. Evet, takip cihazı. Neyi takip ediyor bu? Yıldızı. Bu cihaz dünyanın dönüş hızına göre uzun pozlayabilmek için. Biliyorsunuz fotoğraf çekerken Samanyolu fotoğraflarında biz yaklaşık 15 ila 30 saniye çekiyoruz. Doğru mu? Maksimum. 30 maksimum. Neden? Çünkü dünya döndüğü için yıldızlar çizgi olsun istemiyoruz. Bir de star trail fotoğrafı var. Yani yıldız izlerini çektiğimiz. Onunla alakalı değil bu konu. Çizgi olmasını istemediğimiz için 15-30 saniye çekiyoruz. Ama ISO'yu çok yüksek tutarak çekiyoruz. Şimdi biz burada ISO'yu alçak tutarak normal bir uzun pozlama yapıyor gibi nasıl yapabiliriz deyince işte mühendisler böyle bir tasarımla çıkmışlar, bu işle ilgilenenler. Ve takip cihazını oluşturmuşlar. Takip cihazı, Can ben yanlış söylüyorsam lütfen düzelt. Bu benim yaptığım bir iş değil arkadaşlar. Ben de sizler gibi standart Samanyolu ve Yıldız çekiyorum. Derin uzay ve gezegen işleri Can'ın uzmanlık alanı. Ama tracker'ları bildiğim için, daha önceki bölümde de biliyorsunuz Uğur abi kullanmıştı. Şu an fotoğrafta görüyorsunuz zaten onun da kullandığı tracker'ı. Kutup yıldızından hizalama alınıyor bu cihazda, değil mi? Evet. Kutup yıldızından hizalamayı alıyoruz. Dünyanın dönüş hızına göre kamerayı döndürüyor. Dolayısıyla da yıldızlar hareket ediyor. Aslında dünya dönüyor tabii. Yıldızlar hareket etmiyor. Dünyanın dönüşünün tersine döndürüyor. Dünyanın dönüşünün tersine doğru döndürerek aradaki o hareket farkını kompanse ediyor cihaz ve 3-4 saniye pozlamalar yapıyoruz. 3-4 dakika daha 3-4 dakika özür dilerim. Evet, 3-4 dakika uzun süre pozlamalar yapıyoruz ve bu daha pozlamaların detaylı, sonucunda da daha detaylı, daha temiz fotoğraflar çıkıyor. Tabii ki burada ISO 100'de falan mı çekiliyor hocam? Yok, ISO'yu yine yüksek yapıyoruz aslında. Yani 800, 1600 gibi değerler yapıyoruz ama 5000, 6000 falan değil. Onu yapmıyoruz, evet. Aynen. Dolayısıyla tracker bu amaç için kullanılıyor. Şimdi asıl burada tabii benim hani bu ne, şu ne, şu ne, şu ne diyeceğim alet bu arkadaşlar. Aslında Can'ın bana anlattıklarından şuna ne deniyordu Can? Kundak mı? Biz buna kundak diyoruz. Türkçesi tamam. Ya da mount deniyor. Diyorsun. Evet. Yani bu kadar kocaman bir alet ne işe yarıyor Allah aşkına? Şu teleskop şöyle, anladığım kadarıyla ama anlatır mısın bize? Bu aslında tracker'ın elektronik ve büyük alet diyebiliriz ve daha büyük yük taşıması için yapılmış. Anladım. Sistem. Anladım. Yani tracker'ın yaptığı işi yapıyor. Artı bir şey yapıyor. Artı olarak komutlarla hareket ediyor. Yani biz götürmüyoruz. Bilgisayarda işte şu yıldıza, şu gezegene gideceğiz diyoruz ve oraya gidiyor. Ve tabii daha büyük olduğu için üzerine daha büyük bir ekipmanlar koyabiliyoruz. Anladım. Şimdi bu arkadaşlar şunun kocamanı, evet, daha büyük anladığım kadarıyla daha büyüğü de var, daha küçüğü de var. Bunu taşımak için kocaman bir alüminyum tripodu var. Şu nedir Can? Bu bizim bildiğimiz aslında, bir teleskop mu? Evet, aslında teleskop bu. Yani bizim fotoğrafı çektiğimiz bu. Daha doğrusu lensin işte bizim derin uzayda kullandığımız hali bu. Anladım. Teleskop. Üstündeki parça nedir? Bu da küçük bir teleskop. Biz buna guide scope diyoruz. Yani daha uzun süre, evet, yani şöyle daha uzun süre pozlama yapabilmek için ayrı bir teleskop ve kamera kullanıyoruz. Mesela daha uzun pozlama yapabilmek için. Daha uzun süre pozlama yapabilmek için bu şuna sağlıyor. Şimdi biz bir hedefe gidiyoruz. Bu hedefte şurada küçük bir kamera var. Bu kamera oradaki bir yıldıza kilitleniyor ve yıldızın hareketini kundağa iletiyor. Diyor ki şu kadar piksel, şu kadar hareket edeceksin derece ve ona göre biz bununla 10 dakika, 15 dakika pozlama yapabiliyoruz. Anladım. Bu sayede. Arkadaşlar biliyorsunuz hem panoramik fotoğrafçılığı hem derin uzay fotoğrafçılığını ayrı bölümlerde inceleyeceğiz. Çok detaylarına girmeden kullanılan ekipmanı size baştan bir tanıtmak istedik. Bununla derin uzay fotoğrafları çekeceğiz Can'la beraber ve o sürecin hepsini ben sizinle paylaşacağım. Ben de çok heyecanlanıyorum. Gerçekten ilk defa göreceğim böyle bir şey. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada bilgisayar sistemiyle fotoğraflar çekiliyor. Yani derin uzayda böyle gözünü koyup teleskopa baktığın bir şeyler yok. Yok, evet. Şimdi çünkü gözle göremiyoruz baktığımız nesneleri. Onlar çok sönükler. Sönük oldukları için uzun pozlama çekip ve saatlerce çekip onları üste bindirmemiz gerekiyor. Aynen. Nasıl biz uzun pozlamalarda ND filtreler koyup karartıyoruz. Dolayısıyla burada da Can da bu sistemle çok uzaktaki bir şeyi çok soluk olduğu için çok uzun pozluyor ama bizim öyle 3-4 dakika pozlamalarımız gibi değil mi Can? Ne Yok, kadar? Değil. Yani şöyle bizim ortalama bir pozumuz 10 dakika civarı oluyor ama bir nesneyi ortaya çıkarmak için minimum 2 saat 3 saatlik bir pozlama gerekiyor. 2 saat 3 saat. Şimdi tabii burada uzun pozlama ile ilgilenenler şunu soracaktır. Ben de kafama ilk o geliyor o soru. Bu kadar uzun pozlamaya noise olmuyor mu? Şimdi burada kamera ne? Yani nereye kaydediyoruz? Bir de Can onu anlatır mısın? Şu parça kameraydı galiba değil mi? Burada özel bir kameramız var. Bunun içinde crop sensörü var. Yani bizim aslında bu çoğu makinede kullanılan benzer bir sensör var. Ama burada bir soğutma sistemi var, fan var. Biz burada eksi 15 dereceye düşürüp öyle çekim yapıyoruz. Yani bunun fanı bu kameranın sensörünü eksi 15'e kadar düşürüyor. Eksi 15, eksi 20 dereceye kadar düşürüyor ve öyle. Ben bazen arkadaşlar söylüyorum size biliyorsunuz yüksek ısı oldukça ISO artacaktır. Dolayısıyla 6400 ISO'da çekmek bazen 3000 ISO'ya göre daha uzun pozlarsan değil mi? 6400'de çek daha iyi. Çünkü bu sefer çok uzun pozlamada sensör çok ısınıyor ve full frame'de tabii büyük bir sensör, çok fazla elektrik akımı geliyor. O yüzden burada küçük sensör kullanılıyor anladığım kadarıyla. Ya şöyle burada büyükleri de var mı? Büyükleri de var ama daha çok daha verimli olması için genelde küçük sensörler kullanılıyor. Çünkü daha iyi soğutulabiliyor. Bir de zaten çok derine baktığımız için küçük sensörle daha verimli oluyor. Anladım. Şimdi bu kundak. Evet. Bu teleskopumuz. Teleskopumuz. Bu guide scope dediğimiz, evet, takip sistemine asıl görüntüyle bilgiyi alan, evet, ve buraya ileten, evet, alet. Evet. Kameramız. Kameramız. Bu nedir abi? Bu da işte şu an bilgisayarımız bu. Yani aslında bütün bu sistemi kontrol ettiğimiz yer burası. Anladım. Bütün yani parçaları buna bağlıyorum. Burada. Evet, bunun içinde Raspberry Pi var. Hatta nedir o? Raspberry Pi küçük bir bilgisayar ve ucuz, hı hı, olsun diye yapılmış. Onunla ilgili işte bu genelde kameraları yaptığımız firmanın bir ürünü bu. Anladım. Biz bütün ekipmanları buna bağlıyoruz ve tabletle buna Wi-Fi ile bağlanıp bütün komutları verip gidip fotoğrafı çekiyoruz zaten. Yani buna mobil bir cihaz diyebilir miyiz? Tablete bağlanıyor. O zaman bilgisayar, elektrik falan olması gerekmiyor yanımızda. Şöyle yine buna bir 12 volt elektrik gerekiyor. Hmm, anladım. Yani 12 voltu veriyoruz. Eskiden ben de bilgisayarla çekiyordum. Ama bilgisayarla çektiğiniz zaman bir sürü kablo oluyor, zahmeti. Anladım. Her yerden bir kablo sarkıyor. Tabletli sisteme geçtin yani. Evet, ve tabletli bir sisteme geçtim. Şu an daha kolay, daha pratik hale geldi. Anladım. Arkadaşlar bu işin detaylarını dediğim gibi konuşacağız zaten. Ama ekipman olarak sizle tanıştırmak istedim. Çünkü ben de gördüğümde acayip hoşuma gitti. Hatta şu an saat kaç? Yani biz hava karardıktan sonra kaç can saat? Saat şu an 6:20 geçiyor. 3 saat sonra falan. 3 saat sonra falan Can teleskopunu getirdi. Ayı da inceleyeceğiz beraber. O gezegen fotoğrafları da çekiyor. O farklı bir teknik. Orada karanlıkta çekim yapabilirsek belki konuşuruz biraz. Peki Can, şöyle bir aletin şimdi ne kadar bu fiyatı diye herkes merak edecek. Ya şu an ortalaması yani 100 bin lira civarına geliyor. Böylece 100 bin liralık bir alet. Evet. Ya tabii yani burada kullandığınız ekipman, kundan, çeşidi, kamera hepsine göre fiyatlar artabilir. Yani bu 500 de olabilir, her şeyde olduğu gibi herhalde. 500 de olabilir. 50 de olabilir mi? Evet, 50 de olabilir. Anladım. Peki bu nedir abi? Bu da aslında ikisinin ortası. Tracker'ın akıllısı, bu kundan küçük versiyonu. Evet. Anladım. Biraz daha böyle portatif, daha çantaya atıp götürmeli. Bunun üstünde kamera aslında var normal. Bununla ne çekiyorsun Can? Bununla aslında daha çok Samanyolu geniş açı çekiyorum. Yani Samanyolu mozaikleri ya da Samanyolu'ndaki böyle büyük objeleri çekmek için bunu kullanıyorum. Anladım. Yani bizim normal çektiğimiz Samanyolu fotoğraflarımızı biraz önce anlattığımız bölümdeki fotoğrafları Can bu aletle çekiyor. Onun da tracker'ı bununla bunun arasıymış anladığım kadarıyla. Evet. Onun fiyatı nedir Can? Bunun fiyatı şu an 3000 lira civarı. Ha, öyle çok pahalı değil. Evet. Tabii yurt dışından geliyor. İşte vergisi filan var. Oluyor. Ama aslında mantıklı ama kullanması biraz zor. Neden? Ya çünkü gökyüzünü bilmek için gerekiyor. Ha. Kutup hizalaması filan buna daha hassas olması gerekiyor. Hani öyle bazı sorunları var. Anladım. Anladım. Tamamdır. Şimdi burada Can'ın genel kullandığı yani Instagram sayfasında gördüğünüz fotoğrafların aslında çoğunluğu bununla. Bununla. Ya evet, bunlarla çekildi. Samanyolu fotoğrafları da aslında şu ikisiyle diyebiliriz. Samanyolu ikisiyle. Çok teşekkür ediyorum Can. Ben teşekkür ederim. Aletler gerçekten süper. Ben de sabırsızlanıyorum yani bunu size göstermek için de çok meraklıyım buna. Nasıl bir şey yapacak? Aksiyonu nasıl oluyor bu işin? Süreç nasıl gidiyor? Çok merak ediyorum. Hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. İkinci bölümümüzde ekipmanları inceledik. Üçüncü bölümümüzde ne yapıyorduk? Panoramik fotoğraflar mıydı? Evet, panoramik fotoğraflarda inşallah size sahada göstereceğiz işlerin nasıl yapıldığını. Bu bölümde gördüğünüz ekipmanları, Can'ın ekipmanları dahil linklere yerleştireceğim. Genel olarak üstünden geçtik. Panoramik fotoğrafçılıkta derin uzay fotoğrafçılığını Can'la yapacağımız yani olayın aslını çözeceğimiz bölümde tüm ekipmanları daha detaylı görmüş ve ne işe yaradığını sonuçlarıyla görmüş olacaksınız. Bu bölümü bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.